Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın kanalından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere OpenWAT video player üzerinden videoları nasıl indirebileceğimizi göstereceğiz arkadaşlar. Bunu da bir Tumper Monkey Script ile yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere OpenWAT mesela bir film sitesi önerecek olursak jetfilmizle.com .biz olarak değiştirmiş, .net'i .biz'e dönmüş arkadaşlar. Çok güzel bir film sitesi. Bütün videolarında neredeyse OpenWAT seçeneği var arkadaşlar. Bunu da sizlere yine kanalımızda yayınlayacağız. Buradan script'i nasıl ekleyeceğiz, script nasıl çalıştığını göreceğiz. Gene bu video altında sizlere script'in indirme linkini de vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir OpenWAT seçeneği veren bir film sitesi bulalım. Bu kendi istediğiniz, sevdiğiniz herhangi bir film sitesi de olur. Şunu da belirteyim. Bildiğiniz üzere OpenWAT'ta Plus Player veya VK Player gibi ya da Mail.ru Player gibi, Mail.ru'nun da Ru var diyelim, Okru diyelim biz buna. Okru Player gibi de kendi platformuna film, genellikle film yükleyen, ayrıca filmden daha başka müzik videolar yükleyen, klipler yükleyen, komik videolar yükleyen, tabi pornografik içerik yüklüyorlar mı bilmiyorum. O tür videolar yükleyen bir platform serisi arkadaşlar. Genellikle de film sitelerinde bulunur. Şimdi buradan herhangi bir seçtiğiniz, sevdiğiniz bir film varsa, diyelim ki bu önerdiğimiz bir site arkadaşlar. Sizin yine var olduğunu bildiğiniz güzel bir film siteniz varsa seçin. Buradan biz yıla göre diyelim ki 2001-2003 filmleri diyelim. 2003 filmlerin içerisinde güzel bir site varsa onu, pardon, film varsa onu indireceğiz OpenWAT üzerinden. Şimdi OpenWAT'tan indirebilmeniz için OpenWAT sitesine de gidip videoyu izleyerek indirebilirsiniz. Herhangi bir OpenWAT paylaşımı veren bir siteyi de siteye de giderek filmi, videoyu, müzik videosunu veya içerik değişik içeriklerdeki videolarını kendi bilgisayarınıza indirebileceksiniz arkadaşlar. Tabi bu seçeneği veriyorsa bu siteler genellikle verir arkadaşlar. OpenWAT kendi has bir sitesine, kendi has bir sitesi derken VK gibi bir kendi has sitesi yok arkadaşlar. Sadece Turbobit girişi gibi bir sitesi var. Oradan sadece video yükleyebiliyorsunuz. Kullanıcılar kendi videolarını görebiliyor. Başka kullanıcıların videolarını göremiyorsunuz. Ama VK Player'da istediğiniz kadar videoyu görebiliyorsunuz. Ki büyük bir film arşivi gibi VK Player. OpenWAT'ta o işler üzerinde, yani video platformu üzerinden veya video hosting üzerinden veya video arşiv NAS sürücüsü veya işte video server sürücüleri üzerine kendini geliştirmeye çalışan bir firma, video platform firması gibi. Arkadaşlar şunu da belirteyim, tüm OpenWAT versiyonlarında işe yaramayabiliyor. Yalnız yani açıklayacağım şey şu ki, bazı OpenWAT video player'lar güncel olduğundan dolayı işte yeni versiyonlar çıkıyor. İnternet üzerinden web player hizmeti sağlayan platformlar da kendi web player'larını HTML 5 veya işte daha fazla Flash Player kullanıyorsa, JB Player kullanıyorsa, işte OpenWAT Video Player kullanıyorsa, o platform sahipleri de kendi player'larını, web player'larını güncelliyor, yükseltiyor, daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Demek istediğim şu, bazı player'larda, eski sürüm player'larda işe yaramayabiliyor. Onu da göstereceğim ben. Birkaç tane video örnek de, yani film de göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi burada sevdiğiniz veya arşivinizde bulunmak istediğiniz bir film seçelim. Mesela Aman Tanrım filmi güzel, ya da Taksi 3 ya da Terminator Makinelerin Yükselişi güzel filmler. İşte diyelim ki Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü. Bunu ben kesinlikle arşivime ekleyeyim diyorum. Filmi açıyoruz arkadaşlar. Tabii bazı sitelerde veya genellikle link adresi ölebiliyor. Bu sayede işte gördüğünüz gibi video hosting sağlayan firma diyorum işte platform, kişi parasını ödemediği zaman, aylık ödemesini yapmadığı zaman veya yıllık ödemesini yapmadığı zaman buradan videoyu siliyor. Veya videoyu şu şekilde de silebilir arkadaşlar. Video
bir yıl içerisinde işte diyelim ki 1000'den fazla izlenmezse videoyu kaldırıyor platform. Bunun gibi sorunlarda bunun gibi sorunlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Bunun etkisi gördüğünüz gibi video ortadan kalkıyor. Kalktığı zaman da izleyemiyorsunuz. Herhangi bir indirme de yapamıyorsunuz. Şimdi JetFilm'imizde önerimizde gördüğünüz gibi burada birçok web player seçeneği var. Dediğimiz gibi burada Okru yok herhalde. Ama OpenLoad var. Bütün videolarda neredeyse hepsinde var arkadaşlar OpenLoad. OpenLoad seçeneğine tıklıyoruz ve açılmasını bekliyoruz yine filmimizin. Bu da kaldırılmış. Gördüğünüz gibi OpenLoad da kaldırılmış. Başka bir film seçeceğiz mecburen. Yıla göre dedik. 2003 filmleri dedik. Ben genellikle filmleri hem yılına göre hem yeni çıkan filmlere göre genellikle aksiyon, bilim kurgu, fantastik, macera, animasyon filmleri falan genellikle arşiv yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabi serileri de olabilir. Şimdi buradan yine bir tane daha film seçeceğiz. Bakalım şu Aman Tanrım'ı seçelim. Jim Carrey'nin en iyi filmleri arasında bir film arkadaşlar. Bu sayede bu videomuzda şunu da öğrenebilirsiniz. İnternette biraz araştırdım. İşte film indirme programı veya film nasıl indirilir gibisinden. Genellikle birçok web sitesi TurboBit üzerinden Uploaded veya ona benzer download veya upload sitelerini yönlendiriyor. Onun üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Tabii ki o adamlara da hak veriyorum. Neden derseniz arkadaşlar, bir filmin boyutu 1 GB veya işte 720 piksel veya 1080 piksel veya 2K kalitesinde, 4K kalitesinde filmi internete yüklemek çok zordur. İnternet hızını 100 MB gibi 100 megabit gibi bir değerde ise yine zordur arkadaşlar. Neredeyse yarım saat, bir saat sürer bir filmi internete yüklemek. Tabi yüklediğiniz zaman da o filmin izlenme olasılığı var. İndirilme olasılığı var. İşte bizim gibi hazırcılar bir script sayesinde, bir program sayesinde bu videoları sürekli olarak indirirse, kendi bilgisayarlarında arşiv yaparsa kalkıp da gelip bir daha bu siteye girer mi? Girmez. Çünkü bütün filmler var zaten der adam. Takar Smart TV'sine HDD'yi, oradan dev ekranda izler. Ama tabii kötü yanlar da şu var arkadaşlar. Bu filmlerde alt filmin veren web sitesi kendi reklamında film üzerinde yapıyor. Onu da kaldıramıyorsunuz. Kaldırabilirsiniz ama flulaştırabilirsiniz. Bu da videonun görüntüsünü bozuyor arkadaşlar. Yine uzatıyorum ben. Buradan OpenLoad seçeneğini seçiyorum. Umarım video kaldırılmamıştır. Evet, kaldırılmamış. Arkadaşlar, script'in bir diğer özelliği de video üzerinde reklam varsa, işte banner olsun, küçük reklamlar olsun, bunlar da otomatikmen kaldırıyor video üzerinden. Ayrıca farklı player'lar üzerinde de indirmiyor demiştik. Onu da göstereceğiz sizlere. Şimdi videomuz bu. Burada bir indirme butonu görmüyorsunuz. İndirme butonunu görebilmeniz için videonun şu kısmında videoyu play diyerek oynatmamız gerekiyor. Oynattık, durdurduk videoyu. Gördüğünüz gibi burada bir download seçeneği var. Normalde OpenLoad videolarında şu şekilde download seçeneği yok arkadaşlar. Bu script'in bize sağladığı bir özellik. Bu sayede OpenLoad platformları üzerinde verilen her türlü videoyu kendi bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz. Download diyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz iniyor. Peki videomuz neden film başlığı şeklinde inmedi? Onu da söyleyemişti. Aman Tanrım diye inebilirdi. Çünkü arkadaşlar video OpenLoad platformuna bu sayı, bu isimle kaydedilmiş. İsmi de 25270. Bu isimle kaydedilmiş. Bu ismi kaydetmelerin sebebi ise işte diyelim ki film yeni piyasaya çıktı. Telif hakkından dolayı Google tüm siteleri indekslediği için araması kolay bulunabiliyor. Mesela kalkıp da siz bunu Aman Tanrım filmi diye OpenLoad'da adlandırırsanız film sahipleri o OpenLoad'a yüklenir, şikayet eder, videoyu kaldırmasını ister. Tabii OpenLoad'da bu tür şikayetleri kendi bünyesinde görmek istemez. Ki kendisi de
kendi kullanıcılarını uyarır. Bu şekilde isimlendirme yapmayın veya işte bu şekilde filmler veya videolar yüklemeyin diye. Ki kullanıcı bu videoyu, bu tür videoları illaki orijinal ismiyle yükleyeceğine farklı farklı isimlerle yükleyebiliyor. Bu sayede de film sahipleri işte OpenLoad veya JV Player veya Okru veya işte VK Player gibi siteleri rahatsız etmiyor. Yani şey film sahipleri veya telif hakkı olan videoları. Bu sayede hem kullanıcı bundan yırtıyor hem web player sahibi, platform sahibi bundan yırtıyor. Bu isimlendirmenin sebebi bu arkadaşlar. Şimdi siz de bunu takip edeceksiniz artık. İndirdiğiniz filmi kendiniz işte aman tanrım 1-2 diye isimlendireceksiniz. Kendi arşivinizi sağlayacaksınız. Bir de arkadaşlar dediğimiz gibi filmler işte iyi seyirler. Jetfilmizde.biz diyor. Gördüğünüz gibi. Filmi indirdiğiniz zaman buradaki yazıda otomatikmen videonun içerisine videoyu upload eden zaten jetfilmizde.com olduğundan dolayı zaten bu kadar filmi nereden alıyorlar demeyin arkadaşlar. Korsan film satan yerler var, işportacılar var, dükkanlar var, mağazalar var. Veya orijinal filmi alırlar, yüklerler, üzerinde biraz oynama yaparlar gördüğünüz gibi. Upload ederler. Yani illa kendi arşivinizi internet üzerinden yapacağınızda 1 TL'ye filmler satılıyor. Gidip onları da alıp yapabilirsiniz. Veya da daha zoru bir arkadaşlar. Turbobit'ten, Upload.net'ten veya Rapshare'dan veya ona benzer... Red Bunker'den upload download sitelerinden saatlerce onlarca saat bekleyip videonuzu indirmeye çalışırsınız veya premium satın almaya çalışırsınız. O da olmadı arkadaşlar. Mesela Depo diye bir site var. Çok güzel filmler veriyor. Aylık, 3 aylık veya 1 senelik premium üyelik ücret alıyor sizden. Ve bir sene içerisinde indiremediğiniz kadar videoyu bulabilirsiniz. Depo diye bir video platform deposu. Türkçe hizmet veriyor. Ve zaten Türkçe. Türklere ait. O da olmadı. Torrent indireceksiniz artık. Torrent'te tabii ne kadar kaliteli indirdiğiniz Torrent'teki filmlerde de bu şekilde yazı çıkıp çıkmayacağını bilemezsiniz arkadaşlar. Burada filmi arşivini 720 piksel veya 1080 piksel jetfilmizde.com'dan bulabilirsiniz. Ha şu var ki buradaki yazıda olur. Bu sizi rahatsız etmiyorsa yine arşivinizi bu scriptleri rahatlıkla sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Script'e gelecek olursak burasını kontrol A deyip silelim. Şimdi script'imizi nasıl ekleyeceğiz? Çok basit arkadaşlar. Burada Tamper Monkey Beta seçeneği üzerine tıklıyoruz. İkonu üzerine. Buradan dashboard var. Dashboard açılıyor. Açıldığı zaman tamam mı? Bekliyoruz. Şurada yeni script ekle diyoruz. Bu seçeneğe tıklıyoruz arkadaşlar. Burayı kontrol A diyerek siliyoruz. Ben yine farklı bir yerden gösterdim. Sildik. Size vereceğim script bu arkadaşlar. Script'imizi alıyoruz. Kontrol A diyerek bütün hepsini seçiyoruz. Kontrol C ile. Yine geldik. Buraya Ctrl V diyoruz arkadaşlar. Buradaki kaydetme disk butonuna tıklayıp kaydediyoruz. Kapatıyoruz. Ben de ekli olduğu için bir daha eklemeyeceğim. Eklesem de 2 tane script olacak. 2 tane değil aynı script'ten 30 tane de olsa arkadaşlar yapacağı işlem 1 tane olacak. Onun için bir zarar veya farklılık göstermeyecek arkadaşlar. Bu şekilde script'imizi ekleyip kaydediyoruz. Kaydettikten sonra da kapatıp çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra da herhangi bir OpenLoad hizmeti veren, player hizmeti veren veya eklentisi veren, işte seçeneği veren bir film sitesi bulup içerisindeki videoları rahatlıkla kendi cihazlarınıza indirebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen, beğenmezseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Script'in indirme linkine video altından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.